Merhaba Para kanal kanalı izleyicileri. Hepinize saygılar, selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kamu aydınlatma platformunda açıklanan bir haberle karşınızdayız. Lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ayrıca lütfen kanalımıza da abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Evet dostlar. Teknoloji Enerji Mühendisliği Endüstri Alanım Şirketi Yeotek olarak kısaltıyorum. Ben şirketin yeni iş alımı ve sözleşme imzalaması hakkında Evet. Buralar önemli arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki bu daha önceki kaptı, şuydu, buydu. Yapılan açıklama güncellememe hayır. Yapılan açıklama düzeltmeme hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş mı hayır. Yeni iş ilişkine başlanan, başlanacak kişinin niteliği müşteri 11'inden 29 2022 arkadaşlar. Ve ne faydası olacak? Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir. Evet şirketimiz yurt içindeki güneş enerjisi tesislerinin arazi bedeli dahil olarak tüm izin süreçlerinin yürütülmesinin kapsamında proje geliştirme ve mühendislik ürün tedariği ve tüm inşaat mekanik ve elektrik anahtar teslim kurulum ile tesis edilmesi kapsamında işbirliklerini sürdürmektedir. Bu minvalde bir süredir gelişmekte olduğumuz Ankara'da bulunan toplamda 100 bin metrekare üzerindeki tarlaya kurulacak güneş enerjisi tesisi GES için Türkiye'nin önde gelen sağlık hizmetleri sağlayıcısıyla 6 milyon 300 bin USD artık KDV bedeli sözleşme imzaladığımızı komoyunun bilgisine sunarız. Kurulacak bu tesisle birlikte yılda 11 milyon kilowatt saatin üzerinde enerji üretilecek ve müşterimizin tüketiminin %100'ü bu tesislerden üretilen enerjiden karşılanacaktır. Üretilecek bu enerji 3700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değerdir. Kamuoyuna ve sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur. Evet dostlar gördüğünüz gibi çok önemli ve büyük bir haber. 6 milyon 300 bin dolarlık bir sözleşme imzalamış Yeotek. Güneş Enerjisi Sistemi yani GES kurulumu için yurt içindeki bir yerleşik büyük bir sağlık hizmetleri sağlayıcısıyla yapmış bu imzayı ve 11 milyon kilowatt saat arkadaşlar enerji üretilecekmiş ve bu e, sağlık hizmetleri sağlayıcısının tüketiminin yıllık tüketiminin %100'ünü bu tesis karşılayacak arkadaşlar. Türkiye'de şu anda bu şekilde büyük üretimler olmakta, büyük yatırımlar olmakta. Büyük elektrik üreten şirketler kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerek GES gerek RES olarak bununla bu yatırımları yapmaktalar. Ve Yahutek'in de bu yapmış olduğu 6 milyon 300 bin USD'lik bu anlaşma oldukça önemlidir arkadaşlar. Ve bizi ilgilendiren aslında diğer bir kısımda kiminle yaptığı bu anlaşmayı onun da kap haberlerini almak istiyorsanız tabii ki e, para bil kanalında yayınlandığı anda alabileceksiniz. Evet Yeo Tekin hissesinin son durumuna bakıp videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bu kap ile birlikte hisse ne kadar etkilenmiş? Bugün ne olmuş bir görelim. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul'un şu an itibariyle yani 17.36 güncellemesiyle 0.94 yukarıda olduğu bir ortamda. Yavetek %2.81 yukarıda arkadaşlar. Ee, çok fazla yükselmemiş hisse. Yani bu habere göre. Ama şunu da söyleyebiliriz ki bu haberden sonra ekside olan hisse pozitife geçmiş arkadaşlar. Çünkü 82.20 lirayı görmüş bugün. Ama 91.40 da şu anda. Son 10 dakikada bir şeyler daha olabilir ve yukarıya doğru bir iğme var. Evet şu anda gördüğünüz %2.87'ye yükseldi ve e, takip ettiğimiz hisselerden birisi gün sonunda da Geotek ile ilgili haberimizi vereceğiz arkadaşlar. Kaç olduğunu göreceksiniz. Evet dostlar bu 6 milyonun üzerinde dolar 6 milyon doların üzerindeki yaklaşık e, yaklaşık değil 100 milyon dolar lira yapıyor ortalama. Bu fiyatlarda bir anlaşma Geotek Enerji ve Mühendisliği Anonim Şirketi için özel bir anlaşmadır. Ve bu mutlaka hisseye etkileyecektir ve karları ve Ciro, Ciro'ya da kat, katkısı düşünüldüğünde önemli bir anlaşmadır arkadaşlar. Lütfen hep söylüyoruz. Burası bir haber kanalı ve kap haberini okuduk ve bunun yorumunu yaptık. Ve kendileri de söylüyorlar zaten Ciro'ya katkı ve karlılığa katkı gösterecek diye. Yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Ve de lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.